Mutlu akşamlar. Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Süper Lig'in 23. haftası tek maç dışında tamamlandı. Alınan sonuçları ve günün maç programını ekranlara getirelim. Göztepe 1, Trabzonspor 3, Çaykur Rizespor 3, Evkur Yeni Malatyaspor 0. Demirgrup Sivasspor 1, Antalyaspor 2, Aytemiz Alanyaspor 3, Kasımpaşa 0. Meke Ankara Gücü 2, Büyükşehir Belediye Erzurum Spor 1, Atiker Konya Spor 0, İstikbal Mobilya Kayseri Spor 1, Galatasaray 1, Akhisar Spor 0, Medipol Başakşehir 3, Bursa Spor 0. 23. haftanın kapanış maçında bugün saat 21'de Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi var. Bursaspor'un Başakşehir'e 3-0 yenildiği karşılaşma ile birlikte uzun bir aradan sonra ilk 11'de sahaya çıkan Diafra Sakho maç sonunda açıklamalar yaptı. Hayal kırıklığı yaşadık diyen Senegalli forvet, önümüzdeki hafta kazanmak için daha çok çalışacağız dedi. Bursaspor'da geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalan Diafra Sakho, Başakşehir maçıyla takıma geri döndü. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan tecrübeli golcü, mücadelede yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Başakşehir'e alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından konuşan Sakho şunları söyledi. Bugün zor bir maç olacağını biliyor. Puan almamız çok önemliydi. Bu sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğradık ama yolumuza devam etmeliyiz. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan maç evimizde olacak. Sakho, uzun bir aradan sonra takıma geri döndüğü için de mutlu olduğunu söyledi. Takıma geri döndüğüm için mutluyum. Ama gerçekten bugün benim ve takımım için zor bir oyundu. Önümüzdeki hafta kendi sahamızdaki maçı kazanabilmek için, performansımızı artırmak için daha çok çalışacağız. Başakşehir deplasmanından eli boş dönen Bursaspor'da futbolcular bir hayli üzgün. Ligin ikinci yarısında form düşüklüğü yaşayan Umut Meraş, takımın gol sorununa dikkat çekerken, orta sahanın etkili ismi olan Bahçı ise takım olarak zor bir durumda olduklarını söyledi. Başakşehir'e kaybeden ve ligdeki kötü gidişatının önüne geçemeyen Bursaspor'da moraller oldukça düşük. Ligin ikinci yarısında ciddi bir form düşüklüğü yaşayan isimlerden biri olan Umut Meraş, maç sonrası yaptığı açıklamada üzgün olduğunu belirtti. Meraş, maalesef olmadı. Çok pozisyona girdik fakat değerlendiremedik. Bir türlü gol atamıyoruz. Gol atamayınca da küçük hatalardan gol yiyoruz. Camia olarak çalışarak kötü gidişatı değiştirmemiz lazım. Gol atsak maçın seyri değişebilirdi. Olmadı. Önümüzdeki maçlara bakacağız dedi. Yeşil Beyazlıların orta sahadaki en etkili isimlerinden biri olan Stephen Bahçı ise kalan 11 haftaya odaklanmak zorunda olduklarını söyledi. Kritik bir süreçte olduklarını belirten tecrübeli futbolcu, konuşmak kolay değil. Zor bir durumdayız. Çalışmaya geri dönmeliyiz. Bu durumdan çıkacak olan da biziz. Kolektif bir oyun oynuyoruz. Birçok pozisyona girdik. Ama Başakşehir daha verimli oynadı. Yakaladığımız şansları değerlendiremedik dedi. Süper Lig'de galibiyete hasret kalan Bursaspor son haftalardaki düşüşüyle birlikte küme düşme hattına geriledi. Lig'de 9 maçtır kazanamayan Yeşil Beyazlıların Medipol Başakşehir maçının ardından da İstanbul ekiplerine karşı galibiyet hasreti 25 maça çıktı. Bursaspor sezona büyük umutlarla başlamasına karşın aldığı art arda kötü sonuçların ardından büyük bir düşüşe geçti. Başakşehir karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetle birlikte son 3 maçtır sahadan puansız ayrılan Yeşil Beyazlılar toplam 9 maçta da 3 puana ulaşamadı. Ligdeki son galibiyetini 14. haftada sahasında Erzurumspor'u 2-1 yenerek alan Bursaspor, son 9 haftada yaşadığı 21 puan kaybıyla birlikte ateş hattına doğru geriledi. 23. hafta sonunda 24 puanla 16. sıraya düşen Bursaspor'un 9 hafta önce liderle arasında 11 puan fark bulunurken şimdi bu fark da 27'ye kadar yükseldi. Bursaspor'un Medipol Başakşehir mağlubiyetiyle birlikte İstanbul ekiplerine karşı talihsizliği de devam etti.
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Medipol, Başakşehir ve Kasımpaşa ile oynadı. Son 25 maçtan galibiyet çıkaramayan Yeşil Beyazlılar, bu mücadelelerin 18'ini kaybetti, 7 kez de berabere kaldı. Bunun yanı sıra Yeşil Beyazlıların İstanbul'da kazanamama serisi de sürdü. Bursaspor'un bu maçın ardından İstanbul'daki galibiyet hasreti de 13 maça çıktı. Başakşehir deplasmanından eli boş dönen Bursaspor Sivasspor'a odaklandı. Başakşehir mağlubiyetini unutmak isteyen Yeşil Beyazlılar, cumartesi günü iç sahada oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı. Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir karşısından aldığı 3-0'lık mağlubiyetle sarsılan Bursaspor, toparlanmak ve yeniden ayağa kalkmak için Demir Grup Sivasspor maçına odaklandı. Yeşil Beyazlılar Süper Lig'in 24. haftasında cumartesi günü iç sahada oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Samet Aybaba gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Son bölümde ise hücum organizasyonu yapıldı. Başakşehir maçında forma giyen futbolcular antrenmanı düz koşularla tamamladı. Sakatlıkları bulunan Tunay Torun ve Kubilay Kanatsız Kuş'un tedavilerine ise devam edildi. Bursaspor Yönetim Kurulu Sivasspor karşılaşmasında birlik ve beraberlik adına takımın bu önemli maçta tribün desteğini arkasına güçlü bir şekilde alabilmesi için bilet fiyatlarında indirime gitti. İşte bilet fiyatları. Süper Lig'in 24. haftasında cumartesi günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak Bursaspor Demir Grup Sivasspor maçının bilet fiyatları şöyle. Gold Seat 1963 tribünü 250 TL, VIP 1. ve 2. balkon 150 TL, Batı alt tribün 125 TL, Doğu alt tribün 30, Doğu üst tribün 25 TL, Güney Kale arkası Texas ve Tofaş tribünü 10 TL, misafir tribünü 13 TL. Değerli izleyenler, bir son dakika gelişmesini sizlerle paylaşalım. Bursaspor'dan bir istifa haberi geldi. Yönetim Kurulu üyesi Ebubekir Keskin'in görevinden ayrıldığı öğrenildi. Bu bilgiyi de sizlere aktarmış olalım. Ligde alınan kötü sonuçların ardından Kemal Özdeş'te yollarını ayıran Göztepe, Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna eski hocası Tamer Tuna'yı yeniden oturtacak. İzmir ekibiyle prensip anlaşması yapan Tamer Tuna, Göztepe'nin başında olduğu sezonu 6. sırada bitirerek başarılı bir performans sergilemişti. Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-1 yenilerek düşme hattına gerileyen ve teknik direktör Kemal Özdeş'le yollarını ayıran Göztepe, eski çalıştırıcısı Tamer Tuna ile prensipte anlaşmaya vardı. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde Başkan Mehmet Sepil'in genç teknik adamla mütabakata vardığı ve ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi imzaların atılacağı kaydedildi. Geçen sezon 14 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Göztepe'yi çalıştıran Tamer Tuna, lig biter bitmez sarı kırmızılarla vedalaşıp Sivasspor'a imza atmıştı. Göztepe'de 34 haftada 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 yenilgi alıp 49 puan toplayan Tuna, sezonu 6. sırada bitirerek başarılı bir grafik ortaya koymuştu. Günün öne çıkan gelişmelerinden hazırladığımız spor turunu ekranlara getirelim. Amilli futbol takımının 22 Mart Cuma günü Arnavutluk'la deplasmanda yapacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri H grubu maçının biletleri satışa çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada İşkotra kentindeki Lora Boriçi stadında Türkiye saatiyle 22.45'te oynanacak karşılaşmanın misafir takım tribünü öncelikli bilet satışının Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyeleri için başladığı belirtildi. Misafir takım tribünü bilet fiyatının 50 lira olarak belirlendiği, taraftar kulübü kırmızı üyelerinin öncelikli bilet satın alma hakkının 3 gün süreceği aktarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun düzenlediği Süper Lig Hakem Semineri İstanbul'da başladı. Süper Lig hakemlerinin katıldığı seminerin açılış konuşmasını yapan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik, hakemlere başarılar diledi. Daha sonra hazırlanan yeni eğitim programı tanıtıldı ve bu programla ilgili hakemlere bir video test uygulandı. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Bursaspor'la karşılaşacak Demir Grup Sivasspor mücadelenin hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hakan Keleş, Bursaspor karşılaşmasının kritik olduğunu ifade ederek şunları söyledi. Önümüzde bir Bursa maçı var. Ligde her maç zor biliyorsunuz. Bundan sonra puan almak zor. Bursa'nın da durumu tabii ki kötü. Biz biraz daha rahat konumdayız. Fakat çok zor geçecek bir maç. Bursa içeride oynayan, seyircisiyle baskı kuran bir takım. Coşkulu oynayan bir takım. Biz de onların coşkusuna, ikili mücadelelerimize karşılık verirsek oradan puanla dönmeyi düşünüyoruz. Sıra Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş karşılaşmaları yarın başlayacak. Haftanın programını ekranlara getirelim. Zira Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle. Salı günü saat 20'de Ümraniyespor'la Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Çarşamba günü saat 14'te Galatasaray deplasmanda Hatayspor'la, 20'de Göztepe Evkuryeni Malatyaspor'la mücadele edecek. Perşembe günü ise saat 20'de Kasımpaşa ile Akhisarspor kozlarını paylaşacak. Bundesliga'da zirve savaşı veren ekipler 23. hafta maçlarına çıktı. Lider Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen'i 3-2 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Bayern Münih ise Hertha Berlin'i 1-0 yenerek Dortmund'un ardından ikinci sırada yer aldı. Bundesliga'nın 23. haftasında lider Borussia Dortmund sahasında Bayer Leverkusen'i ağırladı. Ev sahibi ekip 30. dakikada Denaksel Zagadou, 38. dakikada Jadon Sancho, 60. dakikada Mario Gösse'nin golleriyle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Bayer Leverkusen'in golleri 37. dakikada Kevin Volland ve 75. dakikada Jonathan Tah'tan geldi. Ligde 3 hafta aradan sonra 3 puan alan Borussia Dortmund, puanını 54'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Haftanın bir diğer mücadelesinde ise Bayern Münih Hertha Berlin'le karşılaştı. Allianz Arena'da oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Bayern Münih 62. dakikada Javier Martinez'in attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Maçın 84. dakikasında Hertha Berlin'den Karim Reki kırmızı kart görünce takımını 10 kişi bıraktı ve mücadele Bayern Münih'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bayern Münih bu galibiyetle puanını 51'e çıkartarak lider Borussia Dortmund'un ardından ikinci sırada yer aldı. 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı önceden garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı bugün deplasmanda İspanya ile karşılaşacak. Milliler maçı kazanması halinde grubunu lider tamamlayacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur I grubu 6. ve son maçında İspanya'ya konuk olacak. İspanya'nın Tenerife kentindeki Santiago Martin Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı I grubunda 4. hafta maçlarının ardından Çin'de 31 Ağustos 15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantilemişti. I grubunda 19 puanla 2. sırada yer alan 12 dev adam Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan 20 puanlı İspanya'yı yenmesi halinde grubunu lider tamamlayacak. Spordaki gelişmeleri aktardık. Yayınımız Bursaspor'daki son gelişmelerin ele alınacağı final programıyla devam edecek.